Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Yoico City Travel bebek arabamızı anlatacağım. Hepinizin bildiği gibi bir bebek arabası alırken bir sürü arabayı internetten veya mağazalardan araştırıp o şekilde alıyoruz. Biz de aynı bu şekilde yaptık. Belki yüzlerce arabaya baktık. Fakat fiyat performans ürünü olarak hoşumuza en giden araba bu oldu. Yoico City Travel. Şimdi arabalar yaklaşık 1 milyardan başlayıp 7-8 hatta 10 bin TL'ye kadar gidebiliyor. Ama o paranın değerini size ne kadar verebiliyor? Yani o kadar portatif mi, işinizi görecek mi veya az mı yer kaplıyor? Herkesin bu çeşit istekleri oluyor. Bizim isteğimiz de hem az yer kaplasın hem hafif olsun ve çok kolay katlanıp çok kolay da açılabilsindi. Böyle bir araba arıyorduk. Bu da bizim işimizi görecek bir arabaydı. Şimdi bu Yoico City'yi biz bugün tarihiyle yaklaşık 1300 liraya aldık. Tabi daha değişik modelleri de var. Bu arabanın güzel yanlarından bir tanesi bu yağmurluğuyla ve şu sineklikle beraber gelmesi. Çoğu arabada bu yağmurluk ekstradan satılıyor. Yani arabanın normal fiyatına dahil değil. Sineklik de dahil değil. Böyle ekstraların olması güzel bir şey tabii. Araba internette beğendik tabii. Daha sonra gelince ürünü kendisini de beğendik. Gayet şık ve kaliteli bir ürün olarak duruyor. Şu yağmurluğumuzu bir alalım. Şimdi arabaların çeşitli özellikleri var. Mesela bazı bebek arabaları maksimum 15 kilogram taşıyabiliyor. Bazısı 20, bazısı da 25 kilogram taşıyabiliyor. Tabii bunun yanında belli bir ağırlıkları da var. Kimisi 10 kilo, kimisi 12 kilo. Yani 2 kilonun bile bir insanın taşıyabileceği kapasitede farkı oluyor. Niye? Bu arabayı her zaman siz kullanmayacaksınız. Eşiniz geri gelecek bunu kaldıracak, edecek. Bir bayan kuvveti de her zaman erkeğin kuvvetiyle bir olmuyor. O yüzden hafif bir araba olması her zaman daha önemli. Mesela Craft'ın Most Travel diye bir arabası var. Ona da bakmıştık. 15 kilogram taşıyabiliyor bebeği. Fakat 9.3 kilogram. Prego Nirvana vardı. Bu 22 kilogram taşıma kapasiteli fakat 12.8 kilogram kendi ağırlığı var arabanın. Bu bayağı yüksek bir ağırlık bence. Onun haricinde Chico'nun Duo diye bir arabası var. Bu da hafif bir araba ama maksimum 15 kilogram taşıyabiliyordu. Yoico'da ise bu değerler araç 20 kilograma kadar çocuğunuzu taşıyabiliyor ve kendisi de 8.8 kilogram. Yani ortalamanın bayağı bir altında, bayağı bayağı hafif bir araba. Yani araba tek elinizde bile kaldırılabilecek seviyede. Puseti de böyle. Pusetlerde kimi pusetler var? 4 kilo. Ya 4 kilo puset mi olur diyorsunuz. Ama yapmış adamlar. Bunun puseti 2.8 kilogram. Şimdi Yoico'da olan diğer çoğu arabada rastlamadığımız ekstra özelliklerden biri de bu el güvenlik bandı mı diyeyim artık, el güvenlik ipi. Bebeğiniz de arabada seyahat ederken elinizde şu şekilde geçirip arabayı bu şekilde tutarsanız herhangi bir arabanın sizden ayrılma olur ya, hani elinizden çıkma durumunda bu güvenlik ipiyle araba sizi bırakmıyor. Siz arabaya hala bağlısınız. Yani bebeğiniz Allah korusun yokuş aşağı bir yerde bir anda arabanın böyle bir şey olmadığını ve bir anda elinizden kaydığını düşünün. Bu tehlikeli bir şey. O yüzden bu güvenlik ipiyle bu arabayı kullanmak her zaman daha kolay ve güvenli olur. Şimdi Yoico'da rastladığımız, diğerlerinde pek rastlamadığımız bir özellik daha var. Bu da reflektörlü şeritleri var bu arabanın. Yani ola ki akşamleyin yolda bir seyahat edeceksiniz bebek arabanızla. Pusetin tam bu köşelerinde güvenlik şeritleri var. Reflektör, yani gece ışığını yansıtan şeritleri var bu arabanın. Aynı şekilde aşağıdaki sepetinde de yine reflektörlü şeritleri var ki karşıdan gelen araç ışıkları bunları yansıtıp sizin orada olduğunuzu görebiliyorlar. Bu da güzel bir özellik. Aracın 360 derece görünümü şu şekilde. Tekerlekleri de gayet kolay çıkabiliyor ve kolay takılabiliyor. Puset de yine aynı şekilde kolay çıkabiliyor. Şimdi bu arabalarda araştırırken bizim de öğrendiğimiz bir şey var. İki yönlü olma meselesi var. Yani bebeğiniz bazılarında sürekli size bakmak durumunda kalıyor şu şekilde.
Kimisinde de öne bakmak zorunda kalıyor. İki yönlü seçeneği her araba sunmuyor. Yoyko'da bu iki yönlü seçenek hem post bebeği için hem de puset için mevcut. Şöyle ki bu puset böyleyken az sonra çevireceğim. Tam ters şeklinde bebeğiniz karşıya da bakabilecek. Şimdi iki yönlü özelliğimiz şuradaki bu sağlı sollu tuşlar var. Bunlara bastığımızda pusetimiz çıkıyor. Şu şekilde ters çevirip tekrardan şöyle oturttuğumuzda yönü de bu tarafa olabiliyor. Şu kırmızı butonlara da bastığımızda pusetin sapını istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz. İster böyle tutun, ister ileriye doğru tutabilirsiniz. İstediğiniz seviyede bunu da ayarlayabilirsiniz. Şöyle tam yatırabilirsiniz. Güzel bir yanı tam şuradan da tekrardan arabayı sürme gibi tutma olanını da sağlıyor. Arkadaşlar bu Yoyko'da dikkatimizi çeken ekstra özelliklerden biri de bu pusetlerin üstünde güneşlik olması. Bazı arabalarda oluyor bu, çoğunda yok. Bu da güzel bir özellik. Ayrıca bu brandalarda ultraviyole özellikli. Bu ultraviyole özelliği de yine çoğu arabada yok. Normal bir bez koyuyorlar buraya. Bu brandalar ultraviyole özellikli. Puset içinde yine bu güneşlikten koyması, bebeğin güneşten korunması anlamında gayet konforlu bir şey olmuş. Bu da böyle yine diğer port bebeği de göstereceğim. Ondaki gibi açılabiliyor. Bebeğinizi buradan görebiliyorsunuz. Burada sökme takma aparatı var. Gayet de kolay bir şekilde üzerine basıp çektiğinizde çıkartabilirsiniz bunu. Yıkayabilirsiniz daha sonrasında. Şimdi pusetin içine geldiğimizde bebeğin konforu için bu pedleri var. Ayrıca bir de bel destek süngeri var. Yani bebeğinizin daha konforlu burada yatabilmesi için bel destekli bir sünger de sunmuş bize Yoyko. Yoyko'nun arabalarında kullandığı değişik bir amortisör sistemi var. Bu amortisör sistemi hem tekerin içerisindeki şu gördüğünüz 3 yaylı bir de ekstradan bağlantı yerindeki yayla bebeğe konfor sağlıyor. Yani şu şekilde araba herhangi bir, ben yukarıdan itiyorum, yerden gelen darbelerde de şu şekilde yaylanma olasılığı sunarak konfor sağlıyor. Şimdi araba kolay kapanabilen bir araba dedik, bunu gösterelim. Pusetimizi şu yanlardaki iki düğmeye basıp çıkartıyoruz. Pusetimiz gayet hafif. Yani dediğim gibi 2.8 kilogram demiştim ya. Puset gayet hafif bir puset. Şimdi arabanın yukarıdaki mekanizmasında bir tane güvenlik düğmesi var. Ondan sonra da aşağıda parmağınızla bastığınız bir düğme var. Bunları bastıktan sonra şu şekilde tek hamlede kapatabiliyorsunuz. Şimdi şu mandalı ittirip, şunu baş parmağımla hızla ittirip, şu aşağıdaki mandalı da çektikten sonra araba kapanacak. Yani mekanizma şu şekilde tek hamlede kapanıyor. Ve buradan tutup arabayı istediğiniz yere götürebilirsiniz. Yine tek hamlede açılması güzel bir şey. Çok yer kaplamıyor. Yani pusetin boyuyla şöyle kıyaslarsak hemen hemen puset boyuyla denk gibi. Bu da güzel bir şey. Tabi yer kaplamaması güzel bir şey. Yine tek hamlede açalım. Yine buradaki mandalımızın şu baş parmağımıza ittirip şuna da basmamız gerekecek. Tabi burada bir de güvenlik aparatı var. Siz buradan istediğiniz kadar basın, o size izin vermiyor. Açarken bu güvenlik bandını da unutmamak lazım. Güvenlik aparatımızı açtık. Şuna da şöyle bastık. Araç tek hamlede açıldı. Şimdi sepette reflektörler var demiştik. Şunlar reflektörleri. Bu sepeti bazı arabalarda üstü açık oluyor. Fermuarı olmuyor. Buraya koyduğunuz eşyalarda dökülebilme riski oluyor. O yüzden fermuarlı olması bu tür arabalarda bence önemli bir özellik. Yoyko bunu da yine sunmuş. Hani baştan demiştim ya, bir sürü araba bakıyorsunuz. Fiyat performans da en iyisi Yoyko diye. İşte bu küçük küçük özellikler bize bunu tercih etmemizi sağladı. Şurada da ayağınızla basabileceğiniz freni bulunuyor. Buna bastığınız zaman tekerlekler kendini kilitliyor ve araba hareket etmiyor. Tekrardan ayağınıza bastığında da size hareket imkanı veriyor tekerlekler. Tekerlekler çok kolay sökülüp çok kolay takılabiliyor. Şurada bir
tuşu var. Bu tuşa bastıktan sonra tekerlek gayet kolay bir şekilde sökülüyor. Şu tuşa bastık. Tekerleğimizi çektik. Tekerlek bu. 3 amortisörlü sistem demiştim. Bunlar yaylanıyor arkadaşlar. Bunlar yaylanmıyor diyen olmuş yorumlarda ama bunlar yaylanıyor. Kendi içerisine bir miktar yaylanıyor. Takması da çok basit. Aldığınız tekeri ittiriyorsunuz. İşlem bu kadar. Şimdi ön tekerlekte şuradaki butonu var. Buradaki butona bastığınızda ön tekerlekte çok kolay bir şekilde sökülüyor. Yine takarken de tek hamlede takabiliyorsunuz. Şu arka tarafta ön tekeri frenleme kısmı var. Yani frenleme dediğim dönmesini engelliyor. Daha stabil bir durum sağlıyor. Mesela arka tekeri de frenlediniz diyelim. Arabanın hiçbir yere hareket etmemesini sağlıyorsunuz. Tekrardan bunu açarsanız, arka freni de indirirseniz tekerlekler serbest bir şekilde hareketlerine devam edecektir. Şimdi arabaya port bebeğimiz nasıl takılıyor onu gösterelim. Port bebeği şu şekilde aldık. Oturttuğunuzda tek hamlede port bebeği de takılmış oluyor. Yine şu butonlardan sağlı solu tutup yukarı çektiğinizde de port bebeği çıkartabilirsiniz. Az önce dediğim o iki yönlü özellik, çoğu arabada bulunmayan o iki yönlü özellik bu arabada var. Port bebeğinizi de şuradan çıkartıp şu şekilde iki yönlü olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu sağlı sollu şu butonlara basarak açımızı da ayarlayabiliyoruz. Yani şu açıda mesela bebeğinizin seyahat etmesini sağlayabilirsiniz. Tam tersine portu bu tarafa çevirseniz kendinize dönük de olacaktır. Şöyle. Bu şekilde bebeğinizin yatış pozisyonunun açısını ayarlayabiliyorsunuz. Bebeğiniz bu şekilde size bakabiliyor. Şu ekstra tente özelliği var bunda. İçten fermuarlı. Şuradan fermuarıyla takıp çıkartılabiliyor bu. Bu da ekstra güneşten korunmasını sağlayabiliyor. Bu port bebeğinin tam düz pozisyonda olması da bebeğinizin altını değiştirirken, bebeğinize bakım yaparken bir avantaj sağlıyor. Ayrıca şöyle de bir özellik var. Şimdi şuradan bebeğinizin, şöyle göstereyim. İçeriden gözetleme imkanı sunuyor size. Bu hepsinde dediğim gibi gene yok. Bu pencere Yoyko'nun ve bazı bebek arabaların özellikleri olarak sunuluyor. Hepsinde olmuyor. Güzel bir özellik. Bebeğinizi buradan kolayca bakabiliyorsunuz. Tentemizi şöyle indirebiliyoruz. Bu aparatı da şuradan basıp çıkartabiliyoruz. Şöyle. Bu aparatı buradan da basarsanız buradan da çıkartırsınız. Şöyle bebek arabası size kalıyor. Altında Yoyko ekstradan bir pet sunuyor. Bu ekstra pet yine Yoyko'nun ekstra özelliklerinden bir tanesi. Her bebek arabasında olmuyor. Yine bu kılıfımız da mevcut. Fermuarla bunlar çıkıp yıkanabiliyor. Dizi örtümüz de şöyle çıkıp fermuarlı bu. Fermuarlarını açıp yıkayabiliyorsunuz bunun. Ekstra petimiz dediğim gibi şurada. Dizi örtüsünü bir çıkartalım. Arabanın port bebeğinin iç hacmi de şu şekilde. Tabii her arabada bulunan emniyet kemerleri bunda da bulunuyor. Göstermek istediğim bir diğer özellik de şu. Bu arka tarafında şöyle bir mekanizma koymuşlar. Bu mekanizma bebeğinizin reflüsünü önlemek için veya başını dikmek için önemli. Şu ipi gerdirdiğinizde baş kısmını bebeğinizin kaldırmış oluyorsunuz. Yani şöyle bebeğinizin baş kısmı buradan havaya kalkmış oluyor. Bu da güzel bir özellik. Tabii bunları bu ekstradan saydığım özellikleri bazı pahalı Mamas Papas gibi, İngiliz Sina gibi bebek arabaları da sunuyor size. Fakat onların fiyatlarına baktığınız zaman 2-3 tane Yoyko alırsınız. Gerek var mı? Sonuçta bu arabayı bebeğiniz 2 yıl belki 3 yıl kullanacak. Onun haricinde devamlı kullanacağınız bir araba olmayacak. Tabii ekonomi de önemli. O yüzden Yoyko bize bunları sunarken niye gidip de onları almak lazım? Düşündürücü.
Şimdi arkadaşlar bu arabanın şu alt kısmında bir tane halat var, görmüşsünüz. Bu halatı birbirine bağladığımızda arabamız otomatikman çocuğun oturma pozisyonuna ayarlanıyor. Şuna şöyle elini verdikten sonra şurayı oturma koltuğu gibi yapıyor. Ayaklarını da buraya sallıyor bebeğiniz ve böylece konforlu bir yolculuk yapabiliyor. Yine bu bölgede Yoiko reflektör özelliği sunmuş. Dediğim gibi karşıdan gelen bir araba farını buna yansıdığında burada bir reflektör görüp güvenliğimizi artıran bir özellik. Bu port bebeğin yan taraflarında da havalandırmaları var. Ondan bahsedelim. Şimdi şu şekilde aşağıya bir gevşeteyim. Aşağı kemeri gevşettik. Şurada bir fileli bölme var. Bebeğin port bebeği içerisinde hava almasını sağlayan. Ayrıca şu yan bölgelerde de şöyle göstereyim. Şu yan bölgelerde de yine cırt cırt da kapanabilen hava delikleri mevcut. Bebek içerisindeyken rahat bir şekilde hava alsın diye. Şimdi bu ürün şuradaki göreceğiniz etikette de yazdığı üzere İngiltere standartlarına göre üretilmiş. İngiltere standartlarında da bu reflektörler ve şu bölgenin yani ayak değen şu bölgeyle şu bölgenin silinebilen, hijyen açısından silinebilen bir materyalden olmasına önem veriyorlarmış. Ne güzel bir şey tabii bu bölgenin silinebilen olması bunun. Çocuğunuz ayağı değecek buraya. Hemen silip temizlemesi kolay oluyor. Şimdi Yoiko ile birlikte bu mama sehpası da hediye geliyor. Birçok üründe bunları ekstra parayla alıyorsunuz. Bu size hediye olarak göndermiş oluyorlar. Şunu söküp onu takacağız. Mama sehpamız da hazır. Bunun bardakları da var. Bu mama sehpasının şöyle aparatları da var. Ayrıca bir biberon veya suluk koymak için şu bölgeye takılan bir aparatı da var Yoiko'nun. Port bebe takılıyken nasıl kapanıyor ona bakalım. Yukarıdan mekanizmayı tarif ettiğim gibi basıyoruz düğmelerini. Şu şekilde kapatıyoruz ve önümüz böyle. Port bebeğimizi de şöyle aldıktan sonra kalıyor zaten geliyor. Bunu da gayet kolay bir şekilde 8.8 kilogram ağırlığında taşıyıp arabanıza kolaylıkla koyabilirsiniz. Arabaya koyarken tekeri sığmadı diyelim. Hemen tarif ettiğim gibi tekeri şöyle sökerseniz şuradan da bunu. Çünkü bu hatchback tarzı arabalar bazen sığmayabiliyor bu tekerlekler. Büyük çünkü arka tekerlekler. Bu şekilde arabaya koyarsınız. Tekerlekleri dolgu tekerlek. Hava basılan tekerleklerden değil. Bu yüzden patlama derdi de yok. Gayet de kolay takılabiliyor. Az önce göstermiştim zaten. Tek hamlede de takıp şuradaki emniyeti de açıp arabayı tekrardan hazır hale getirebilirsiniz.